Sayın Bakan, enerji alanında yaşanan fiyat artışları iğneden ipliğe tüm hayatımızı etkiliyor. İnsanlar aldığı 3 kuruş maaşın yarısını fatura ödemeye harcıyor. Günlük ihtiyaçlarımızı karşılayamaz hale getiren bu zamlar temel insan haklarından enerji kullanım hakkımızı neredeyse yok etmiş durumda. Bakanlığınızın sunduğu dahiyane çözümlere bakıyorum sonra. Mesela kısa mesafelerde yürüyün diyorsunuz. Saçınızı havluyla çamaşırları asarak kurutun, banyoya kum saati koyun. Memlekete ağaç ya da ağaç dikecek herhangi bir yer bırakmışsınız gibi binaların güney cephesine yaprak döken ağaç dikmemizi öğütlüyorsunuz. Yetiyor mu? Yetmiyor. 300 beygir gücünde Mercedes'leriniz, Audi'leriniz, o makam araçlarınızla konvoy konvoy buraya gelip konvoy konvoy buradan gidiyorsunuz. Sonra bize dönüp yüksek motor hacmine sahip araç kullanmayın önerisi getiriyorsunuz. Yani bence resmen biraz aklımızla alay ediyorsunuz Sayın Bakan. Enerji politikası ciddiyet ister aslında. Öncelikle buradan başlamak lazım. Ciddiyete davet ediyorum hepinizi. Kıymetli bakan ve bürokratlar. Şimdi nükleere girmeyeyim diyordum zaman az ama buna da karşı çıkıyorsunuz diyebilen milletvekilleri oldu. İki tane çok basit, çok net soru soracağım ben size. Bir, enerji güvenliği için gerekli kaynak geliştirme ilkesine aykırı şekilde bağımlılığımızın zaten çok yüksek olduğu bir ülkeye kendi topraklarımızda alım garantili santral kurdurmak neyin kafası sayın vekiller? Açık açık soruyorum, cevap verin bu soruma lütfen bittiğinde. Doğalgazda %90 dışa bağımlıyız diyoruz değil mi? Biz değil, sunumlarınızda diyorlar, AKP milletvekilleri diyor. Kime bağımlıyız ya? Rusya'ya bağımlıyız. Ne yapalım, yerine nükleer santral yapalım. Süper fikir. Orada kime bağımlı olalım? Rusya'ya bağımlı olalım. Gerçekten emeği geçen herkesi tek tek tebrik etmek lazım. İkinci soru. Şurada da nükleer var, burada da nükleer var. Siz niye karşı çıkıyorsunuz? Devlet düşmanı mısınız? Soruyorum ya bütün yerli ve milli vekillere açık açık soruyorum. Dünyanın hangi ülkesinde mülkiyeti başka bir ülkeye ait bir nükleer santral var? Yap işlet devlet bile değil ya. Bu yaptığınız şeyin adı yap işlet sahip ol. Yani Rusya santraliyle övünen bir Türkiye bakanlığı görmekten ben gerçekten utanç duyuyorum arkadaşlar. Sonra ne diyorsunuz? Enerjide de işte dışa bağımlılığı önleyecekmişsiniz. Ülkenin öz, yerli, milli kaynaklarını hakkıyla kullanmıyorsunuz. Doğalgaz için, petrol için bizi yabancı ülkelere bağımlı kılmaya devam ediyorsunuz. Ya enerjide dışa bağımlılığımız hala %70 arkadaşlar. 4 mevsim yaşıyoruz bu ülkede değil mi? 3 tarafımız denizlerle çevrili, rüzgar var, güneş var. Biz hala el alemin petrolünün, doğalgazının derdindeyiz. İklim krizi, sıfır karbon vesaire gibi şeyler zaten sizin lügatınızda henüz yazmıyor. Burada konuşuyorlar değil mi? Yerlilik, millilik, bizimkiler bilmem ne falan filan. Soralım o konuşanlara. Ya enerji sektörünün tamamını ve özelleştirdiniz be 20 yılda. Tamamını özelleştirdiniz. Bakın bugün bu ülkede enerji üretiminin önemli bir kısmı, dağıtımı ve satışının tamamı ya özel şirketlere peşkeş çekilmiş durumda. Yok verimliliği arttırır, yok bir şey, peşkeş çektiğiniz yetmedi. Bir de döndünüz alım garantisi verdiniz bunları. Üstüne bir de parayla ödüyoruz. Şunu söyleyelim, kamulaştıracağız bunları. Kamulaştırmakla kalmayacağız. Bu şekilde yaptığınız ödemelerin tamamını da o kamulaştırma bedelinden düşeceğiz. Kimse boşu boşuna heveslenmesin, bu paralar cebime kalır diye. Başka ne yaptınız? Mesela madenlerden konuşuyoruz değil mi deminden beri? Madenlerde ne yaptınız biliyor musunuz 20 yılda? Geldiğinizden beri 21 kez kanun değiştirdiniz. Bunun 1/4'ü 7. maddeye ilişkin. Ne o 7. madde? Bu ülkenin sulak alanlarını, kıymete değer arazilerini, maden faaliyetlerinden kapalı tutulması gereken havzalarımızı, ormanlarımızı, tabiat parklarımızı koruyan yer. Siz bunları değiştirdiniz ve bu tip özel alanları dahi şirketlere peşkeş çekecek kadar gözü dönmüş bir siyaset güdüyorsunuz. Yetmiyor, haddinizi fersah fersah aşıyorsunuz. Bütün bakanlar söylüyorum, 190 milyon zeytin ağacına karşı yönetmelik çıkartıyorsunuz. Ya sevgili arkadaşlar, siz kimsiniz? Bu ülkede bir normlar hiyerarşisi var. Bu ülkede anayasa var, kanunlar var. Enerji Bakanlığı kim ya yönetmelik çıkartıyor kanuna aykırı? Bu nedir? Bu nasıl bir hadsizlik? Ve son olarak gelelim, süre az, madenler için yapmadıklarınıza gelelim. Ne yapmadınız biliyor musunuz Sayın Bakan? Siz insanların canlarını koruyamadınız Sayın Bakan. Siz 42 insanı öldürdünüz Sayın Bakan. Öldürdünüz diyorum, açık açık söylüyorum. Asıl öldüren kim? TTK Genel Müdürünüz. Yanınıza bile gelememiş. Yüzü yok çünkü. Hala utanmadan o koltukta oturmaya yüzü var o zat-ı muhteremin. Buraya karşımıza gelip katlettiği 42 insanın canının hesabını vermeye yüzü yok. Yok yüzü. Getirememişsiniz. Görevden alamadınız, buraya bile getirememişsiniz o insanı. Ne diyorsunuz ki? Ben Sayıştay'a teşekkür ediyorum. Sunumunuzda diyorsunuz bunu. Gereğini yapacağım diyorsunuz. Ben sizin huzurunuzda, Sayıştay burada, Sayıştay'dan özür diliyorum ya.
Ben gerçekten Sayıştay'dan özür diledim biliyor musunuz? Ben dedim ya bir milletvekiliyim ya. O raporu zamanında okusaydım, zamanında uyarsaydım bir şey yapılabilir miydi acaba düşündüm biliyor musunuz? Siz bunu hiç düşünmediniz mi ya? Yani hani istifaya falan davet ediyorlar ya, ben gerçekten sizlerin yerinde olsam istifa falan değil. Hani böyle bir Sayıştay raporu var. Evet, ben bunu zahmet edip okusam bu insanlar ölmeyecekti diye düşünebilecekken bunu yapmadım. Ne istifası arkadaşlar? İntihar ederdim ben, intihar.